Murat Bey, güçlendirme yaptırmak için başvuru yapanlarla yaşadığınız problemler oluyor mu? Varsa bunlara örnek verebilir misiniz? Genellikle aldığımız aramalardan söylüyorum. Bodrum katta kolonlarımız çürük. Giriş katta kolonlarımızda paslanma ve patlama gördük. Bu tarz sorular geliyor. Bu katı güçlendirelim diye. Bu bir güçlendirme değildir. Evet, yapılabilir mi? Doğru, bodrum kat ve giriş katlarda ülkemiz genelinde yapılan müteahhitlik çalışmaları sonucunda drenaj sisteminin olmaması, bohçalama dediğimiz izolasyon sisteminin olmamasından dolayı ileri oranda korozyon ve karbonatlaştırma meydana gelir. Karbonatlaştırma betonla ilgili bir çürüme konusudur. Korozyonsa demirle ilgili bir çürüme konusudur diyebilirim. Basit dille, teknik dile girmeden. Bunlarla ilgili evet çok fazla soru geliyor. Binamızı güçlendirelim, buraya karbon saralım. Ama en çok burada sorun yaşadığımız konu şu. İsim vermeden belirtmek istiyorum. Birçok yapı kimyasallarını arayarak biz karbon fiber güçlendirme yapmak istiyoruz. Karbon fiber fiyatı ne kadardır diye sorup satış danışmanlarınca verilen bilgiler şunlar. Bir kat enine, bir kat boyuna sargı yapmanız bu kısımlarda kâfi. Biz bunu öngörüyoruz. Bu çok sağlıklı gibi bilgiler duyuyorum. Ve bunlarla ilgili de birçok müşteriden geri dönüş olarak bilgi alıyoruz. Bu doğru bir uygulama değildir. Doğru uygulama şudur. Eğer sadece bir onarım çalışmasıysa, bu bir güçlendirme değil, bir onarım çalışmasıysa ve burada bir onarım yapılacaksa, sağlıklı kat dediğimiz diğer katlardaki oranlarla verilerin çürük kat veya zayıf kat diyeceğimiz kattaki verilere eşitlenmesi gereklidir. Bunun için yine bir statik hesap, yine bir test, yine bir performans analizi gereklidir. Yani bir malzemecinin veya bir satıcının malzeme satmak amacıyla evet karbon sarın bir kat boyuna veya bir kat enine sarın veya bir çelikçinin biz bunu çelikle güçlendiririz sapa sağlam olur demesi çok doğru bir hareket değil. Hesaplanmadan yapılan her müdahale ayakta kalmanız gereken binayı hasarsızlık yüzdesinden veya kontrollü hasar yüzdesinden göçme bölgesine çekebileceğini unutmayalım.